ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bütün ekipçe, reji ve stüdyoda gülerek başladık. Elbette her zaman gülümsüyoruz. Çünkü sizlerle birlikteyiz öncelikle. Çok şükür diyelim. Ama anlatacağım size. Sizden hiçbir şeyi saklamayacağım. Bugün biz mantı yapıyoruz efendim. Ama çeşit çeşit. Mantı deyip de Anadolu insanının gülümsememesi ne mümkün? Çünkü bugün sadece mantı yapacağız. Ama mantının çeşitlerini yapacağız. Özbek mantısı yapacağız, çiçek mantısı yapacağız, gül mantısı yapacağız, soslarını yapacağız, pişen sos yapacağız, pişmeyen sos yapacağız. Yapacağız da yapacağız. Hamiyet Malkoç hanımefendiyle birlikteyiz. Mantının kitabını yazacağız kısacası. Güzel bir gün bizi bekliyor. Bütün reşit şey diyorlar. Ay iyi ki bir şey yememişiz sabahtan. Şimdiye hazırlık yapıyoruz diye. Ben de çok etkilendim. Çünkü mantı biliyorsunuz hem çocuklarımızın hem de bütün ailenin çok sevdiği bize ait bir kültürdür. Ama tabii ki dünyada da çok biliniyor. Çin mantısı var, Özbek mantısı var. Mantının çeşitli uygulamaları var. Bugün hepsini konuşacağız sevgili Hamiyet Hanım'la. Daha sonra Doktor Nihat Dik bizle birlikte olacak. Saç ekimini konuşacağız. Saçımızın nasıl ekim demeyelim de saçımıza yapılan işlemleri konuşacağız. Her şeyi saçımızla ilgili Nihat Hoca ile konuşacağız. Daha sonra da Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu bizlerle birlikte olacak. Aslında biliyorsunuz çok değerli bir fizik tedavi doktoru ama biz gelin görün bugün biraz hani yaz da geliyor. Meral hocamızdan rica ettik. O da bizi kırmadı. Biraz selülit konuşacağız bugün. Aslında diyeceksiniz ki hani fizik tedavi selülit olur mu? Fizik tedavi aslında bir nebze hem kasımızı güçlendirip orayı tamir etmekle alakalı olduğu için çok da alanları ve bu konunun doktoru bize anlatacak. Selülitle savaşmamızın yöntemlerini. Dolayısıyla bugün harika bir gün olacak. Desenize Açelya siz de az değilsiniz. Mantıyı yediriyorsunuz. Üzerine de selülitü tedavi ediyorsunuz. Hayat böyle bir yer aslında. Biraz ondan olacak, biraz bundan olacak. Şöyle ortaya karışık paket program yapacağız. Ne dersiniz? Tekrar teşekkür ediyorum yayınımızda bizlerle birlikte olduğunuz için ve izninizle hemen Hamiyet Hanım'a merhaba demek istiyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz sevgili Hamiyet. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ay çok çok mutluyuz. Mutluluktan hashtag'i unuttum, doğru söylüyor sevgili yönetmenim. Hashtag'imiz selülit problemi. Evet, aslında hiçbirimizin yok. Ama hani varsa benim şu zamandır var ya da işte şurada şu zamanlar çıkıyor ya da azalttım bu formülle azalttım. Lütfen bize selülit problemi altında nereden efendim? Instagram'da Acelya Akkoyun'dan ve tv360.com.tr'den, Twitter'da Acelya Altire Akkoyun'dan ve tabii ki tv360.com.tr'den bekliyoruz. Tekrar merhaba. Merhabalar. Ne yapıyoruz? Böyle tencere tencere gelmişiz. Bugün özel buharda pişen mantılardan yapacağız. Hı hı. Onları Özbek mantımız olacak, evet. Gül mantımız olacak, çiçek mantımız olacak dediğiniz hı hı. gibi. İlk önce hamurunu yoğuralım. Daha sonra harcını hazırlar ve soslarımızı, mantılarımızı açtıktan sonra da soslarımızı pişiririz. Peki. Hamiyet'ciğim başlayacağız ama sen şu eline nasıl bu hamurlara soktun anlatsana. Mantı işine nasıl bulaştın? Ben Balkan göçmeniyim. Balkan göçmeni olduğum için bizde hamur işi çok fazla var zaten. Ama Balkan göçmenlerinde tabii buharda pişen mantılar yok. Ama evet. Onları öğrendiğim zaman çok merak saldım. Hı hı. Sonra mantıların çok çeşitli olduğunu öğrendim. Hı hı. Uygurlar, Nepaller, Çinliler, bir sürü... Çin'i biliyordum da gezdiği... Uygur, Nepal oraları bilmiyordum. Farklılık gösteriyor mu? Tabii farklılık gösteriyor. Çoğu hamurların şekillerinde gösterdiği gibi soslarında gösteriyor. Baharatlarında gösteriyor. Pişme tekniklerinde gösteriyor. Hı. Ama genelde uzak doğuda buharda pişen mantılar çoğunlukta. Ve daha büyük değil mi? Tabii, bizimkiler kadar büyük. Yani bizim Kayseri mantımız dünyada örneği var mı mesela? Merak ediyorum. Kayseri mantımız kadar küçük dünyada örneği yok. Sonradan yapılan birçok yerde denilen kızartma mantılarda küçük ebatlar kullanılmış. Bir tek Özbeklerde çüçvere mantısı var. O çüçvere mantısı. Çüçvere. Evet çüçvere. O çorba şeklinde de yapılıyor. Sulu bir mantı. Bizim yüzük çorbamız gibi Adana'nın. Evet içinde nohut var. Yüzük derler hatta. Yüzük de değil. Yüzük değil mi Bilal? Evet. Yüzük çorbamız vardır Adanalılar. Üçgen üçgen yaparlar. Böyle salçalı, nohutlu, etli. Evet. Anlatması zor ama tadı bir o kadar güzel bir yemektir. Bazı yerlerde duşbera da deniliyor. Birçok yerde
de farklı şekilde isimler konuluyor değil mi? Ama Türkler gezdiği her yerde mantıyı bırakmışlar. Bizim eski Türkleri olarak birçok yerde yerleşim olarak tabii. Evet bulunmuşuz. Orada da bulunduğumuz herhalde oradaki şartlara göre de küçük mantıyla uğraşmaktansa içine daha doyurucu etini, proteinin daha fazla olan mantıları tercih etmişler. Hı hı. Çoğu uzak doğuda mesela kıymanın içerisine havuç koyuyorlar, evet. Patates koyuyorlar. Çok o şekilde yapıyorlar. Çekiyor. Çin'de mesela marmelat koyuyorlar. Bizim damak tadımız ben uygun de yok değil. O. Bir de kızartılınca daha da ağırlaşıyor. Bize göre değil ama mesela sebzeli olarak da yapıyorlar. Sebzeli mantı güzel oluyor. Evet. Vejetaryenler için de güzel oluyor. Evet. Benim de yeğenim sebzeli yapıyoruz biz ona, Okan'a. Hı-hı. Çok da lezzetli oluyor. Yani Okan için yapıyorum ama ben yiyorum çoğunu. Zaten çoğunlukta kullanılan sebze ıspanak. Ispanakta yoğurt çok yakışıyor. Mantının içerisinde de ıspanak o kadar bize bayılıyorum ben. Farklı gelmiyor. Lezzetli geliyor. Peynire de bayılıyorum. Yani. Ispanaklı peynire de bayılıyorum. Ya biz mantıyı çok konuşuruz. Hadi yapmaya başlayalım. Başlayalım. Ne yapacağız şimdi? Ne yapalım? İlk önce hamurumuzu yoğuralım. Tamam. Neye ihtiyacımız var? Una. Una, yumurtaya. Yumurta çoğu yerde kullanılmıyor ama yumurta mantı hamuruna lezzet katıyor diye düşünüyorum. Katıyor, bence de katıyor. Ben, yumurta olmadan olmaz. Öbür türlü bana böyle sası derler ya, biraz sası evet, geliyor. Evet. Ben biraz böyle mantının hamurunda, makarnanın hamurunda yumurtayı seviyorum. Evet. Şöyle güzelce. Ben unumu elemeyi her zaman seviyorum. Hamuru hem unu havalandırmış oluyor. Hamur açarken de çok rahat oluyor. Daha keyifli. Evet. Ben de yapması da daha keyifli. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne kadar oldu işletme açalı? 3 yıldan beri. Tuttu mu mantı? Evet, tuttu. Çünkü mantıyı sevmeyen yok ki. Büyük küçük mantıyı sevmeyen hiç kimse yok. Çünkü evde de artık açılması zor oluyor. İş, özellikle çalışma hayatından dolayı. Kadınlar, erkekler evde yapmaktan imtina ediyor. Biz her zaman söylüyoruz, bizim programımızda mutfağın kadını yok, erkeği de yok, insanı var. Evet. Mutfakta kim mutluysa insan olarak mutfakta başımızın üstünde yeri vardır. Kesinlikle. Her zaman da bunun altını çiziyoruz ama mantı açmak bazen zor olabiliyor. Bizim evimizde mantının şöyledir, sen yoğururken sevgili Hamiye, tuzla ve unla anlatayım. Bizim evimizde genelde mantı şöyle gelişir. Özellikle pazar günleri sabah kahvaltısından sonra böyle saat öğlen 2-3-4 gibi işte sabah kahvaltısı hazmedildikten sonra mantı yapalım, şöyle saat 5'te yiyelim, akşam da yemek yemeyiz, böylece mantı yemeği de hak ederiz diye başlar. Ben hemen giderim, böyle bir yoğururum, bezeleri açarım, eşim de yardım eder ve biz gerçekten saat 5 gibi mantımızı yiyip yaparız, mantıyı hak etmiş oluruz. Her evde de öyledir yani, anneye bir çocuk mantı dedi mi, değil mi, akan sular durur. Kesinlikle. Bir de mantı herkesi, bütün aileyi bir araya getiriyor. Evet, mantı ya. Yapıldığı gün bir kişi yapmaz, genelde birkaç kişi yardımlaşa evet. yapılır ve yardımlaşa yapıldıktan sonra da hep mantı bir kere de hep birlikte oturulurlar, yemek yenilir. Sonrasında mantı pişmediği için aileyi bir araya getiriyor. Bence özel bir kültür mantı bence kültürü. De. Biraz daha yoğurayım. Evet, çiçek mantı için 2,5 su bardağı un, yarım çay bardağı su, 1 adet yumurta tuza ihtiyacım var. Ve iç malzemesi için 300 gram kıyma, 1 adet soğan, tuz, karabiber, kimyon, kırmızı biber ihtiyacım var. Üzeri için 250 gram yoğurt, tereyağı, 3 diş sarımsak ve sosu için 1 paket domates püresi, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 kahve fincanı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 1 adet kesme şeker ve tuza ihtiyacım var. Laze sos diye bir sosumuz var. O da çiçek mantısı için pişmeden yapılan bir sos. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 çay bardağı pul biber, yarım çay bardağı sirke, 8 diş sarımsak ve tuza ihtiyacımız var. Enteresan bir gün bizi bekliyor değil mi sevgili seyirciler? Değil mi? Bak, bilele bak, kafayı sallıyorum. Hamurumuzu sert bir hamur yapmamız lazım ki. Öyle evet, mi? Mantı hamuru sert olduğu zaman çok daha rahat açılıyor. Çünkü dinlenme süresinde hamur kendini salıyor. Ama sert... O zaman çok dinlendirmemek mi gerekiyor? Yok, 20 dakikadan erken zaten hamur kendini dinlenmiş saymıyor. Saymıyor mu? Evet, saymıyor. Dinlendiriyoruz yani. Evet. Aha, çok güzel oldu. Siz bugün dinlendirdiniz mi? Dinlendirdim. Evet. Evet, dinlendirdim, getirdim hamurumu. Bu da dinlenecek olan hamurumuz değil mi? Bu da dinlenecek, evet. Biz bunu da yaparız bugün Tolga. Ne diyorsun? Öğrendikten sonra yayın bitimi. Dinlenmiş hamurumuz var, bekledik. Bir de şimdi dinlenecek var. O öyle boynunu büker mi hiç? Biz büktürür müyüz ekipçe? Sen aç Tolga. Sen kıymaları koyarsın Bayram. Anlaştık mı? Serkan'la sen de yersin artık Yaşar. Ha? Biri yedi, biri yaptı. Şimdi bu dinlendireceğimiz hamuru sevgili evet.
Hani çok güzel yap. Streçleyeceğiz. Streçleyip kaldıracağız. Koyacağız değil mi? Evet. Ilık bir ortamda olması lazım dinlenirken. Hı hı. Hı hı. Evet. Heh, güzelce. Bak bak bak, kıvamı çok güzel. İşte aslında makarna da yapıyoruz ya, kesme makarna, evet, falan. Tam onun şeyi, evet, oldu. Evet, o da sert hamur oluyor. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi aklıma geldi. Şimdi makarnayı nasıl yapıyoruz? Taze makarnayı bazen kurutabiliyoruz, fırınlayabiliyoruz ya. Hı hı. Mantıyı da öyle yapsak, fırınlasak, hazır dursa. Aynı tat olmuyor. Olmuyor mu? Aynı bak, tat olmuyor. Benim kafa çalıştı ama lezzeti yakalayamadım. Değişiyor tadı. Mantı fırına girdiği zaman değişiyor. Üzerine et suyu falan koyduğunuz zaman lezzetli oluyor. Ama haşladığınız zaman aynı lezzeti aynı vermiyor. Aynı lezzeti olmuyor değil mi? Yapıp dip frize atabilir miyiz? Atabilirsiniz, evet. Tazeliğini koruyor. Doğru. Serap'ın annesi atıyormuş. Buradan sevgiler, selamlar olsun ona da. Öpüyoruz kendisini. Sevgili editörümüzün annesi atıyormuş. Ben de atıyorum açıkçası ama her şeyi taze taze tükettim mi? Pratik oluyor Serap ama yine de tüketmek lazım. Ne istiyorsunuz? Streçimize baktım. Streçimiz bende. Siz koyun. Ben streçleyeceğim onu. Tamam. Şimdi siz alın, dinlenmiş mantınızı çıkarın. Bakın efendim, çok güzel oldu. Kıvamı da çok güzel. Şöyle bakabilirsiniz. Bakın. Sevgili yönetmenim. Şöyle görebiliyor musun? İçine parmağım giriyor. Hemen çıkıyor. Evet, çok güzel oldu. Hemen strece veriyorum. İrem'im gel, al canım. Sen şunu güzelce bir 20 dakika dinlendir. Bizim dinlenmiş beze bezelerim. Beze derler değil mi? Evet, bezelerimiz. Bezelerimiz hazır. Ay, ne güzel olmuş dinlenince böyle. Kendini rahat bıraktı. Rahat bıraktı değil mi? Nasıl, hamurla bir iletişime geçiyor değil miyiz? Ya kesinlikle. Toprakla nasıl rahatlıyorsa hamurla da oynarken böyle rahatlıyor bir iletişim, sana. Hafif bir iletişimimiz var hamurla yani. Hepimizin var. Çok güzel. Şimdi açacak mısın? Evet. Dur ben sana açayım etrafımı. Dur. Dur canım. Heh, şöyle. Açıyoruz. Güzelce. Hı. Evet. Çok güzel oldu. Çok, yani dalıyorum bu kadar güzel bir şey. Peki açamayanlara püf noktası verir misin Amiyet konuşurken? Hamur açamayan, kendi yapamayan, elinden gelmeyen mi, yoksa açarken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda mı? Evet, evet. Ya hamuru dinlendirdikten sonra hamurun şekli aslında önemli değil. Yani eliniz gittikçe şekline alışabilir. Önemli öyle olan mi? Hamurun inceliği, kıvamının iyi olmuş olması. Hani insanları yıldırmasın, ben güzel hamur açamıyorum diye düşünmesinler. Açtıkça daha çok çoğalıyor. Daha çok oluyor. Kesinlikle. Mesela şimdi siz kısa bir oklava kullanıyorsunuz. Merdane kullanmasınlar. Merdane hamuru eziyor. Ezdiği için de evet, hamur için sıkıntılı oluyor. Bak, bu bir oluyor. Formül mesela. Evet. Bu bir püf noktası değil mi? Merdane kullanmıyoruz mantıda. Anlaştık mı? Çok güzel. Bir yapasım geldi. Huriye, ben dayanamayacağım. Yapacağım. Serap sen az muzur değil bizim editörümüz, canımız bizim. Şimdi soruyor, diyor ki Hazır Açeli'ye bu sorunun cevabını diyor seyircilerimiz bize versin diyor. Sosyal medyadan da bize ulaşsınlar diyor. Güzel bir konu açtın Serap'cığım. Hadi bakalım, bekliyorum altına yazıları, yorumları. Mantı sarımsaklı mı sarımsaksız mı? Bana sor. Bak hemen. Sence Serap? Tabii ki sarımsaklı. Sarımsaklı her şeyin üzerine. Gelim de var biraz Kastamonluk, her ne kadar. Her ne kadar babam Akdenizli, Adanalı'da olsa da bir tık sarımsak dede tarafından var. Gerçekten her şey sarımsaklı benim için. Sizin için? Benim için de sarımsaklı. Değil mi yani? Doğal antibiyotik zaten. Sizler sarımsak diyenler bir el kaldırsın. O herkes. Sarımsaksız bir tek Serap kaldı. Zaten o yüzden editör ve edebiyatçı bugünümüzde. Evet. Ben de bir açabilir miyim? Elimi geldim. Öğretsenize bana. Yuvarlayalım. Mantıyı çok basit. Şöyle bastırmıyoruz değil mi? Bastırmadan. Evet. Yanlardan kuvvet alırsak, ortası değil de yanlardan kuvvet alırsak. Şöyle. Daha iyi. Evet. Doğru mu yapıyorum? Evet. Bir şey gelmiş. Tamam. Şimdi şöyle çekiyor muyuz peki? Evet, yanlara doğru çekiyoruz. Yanlara doğru inceltiyor, çekiyoruz. İnceltiyoruz. Sonra
Sonra böyle bitiriyoruz değil mi çeke çeke? Evet, çekip geriye alıyoruz. Çekip çekip. Şöyle bir açıyoruz. Şunu şuradan alıyoruz. Güzel açtım şimdi mantıyı yani. Biraz daha inceleyeceğiz. Biraz şimdi daha biraz bu taraftan yapalım. İnceltme ne kadar olacak? Normal bildiğimiz mantı açtığımız hamurdan biraz daha ince yapıyoruz. Bu arada pişen mantıların hamurlarını. Hiç bence de öyle olsun. Öbür türlü haşlamalarda hamur hamur oluyor ya. Ben etçiyim. Yani eti bollardanım. Bak bir de o da güzel konu. Hamuru mu kalın olsun ince? Sen ince hamurcu musun Bilal? İnce hamur. Ben de ince hamur. Pizzada da ince hamurcuyum. O da güzel soru yani hani baktığınızda. Ben çünkü böyle hamurun çadı çok önde oldu mu iç malzemenin tadını alamıyorum. Dolmada da öyle. Bak yine konuyu dolmaya getirdim. Eti bol olacak. Eti bol olacak. Şaka gibiyim değil mi? Evet bu arada. Benim eller iç harç için çalışırmış. Bir durdum yok yani bir durma yok bana. İç harç için çalışır tabii. Ne var iç harcımız için? İç harcımız için kıymamız var. Soğanımız var. Karabiberimiz var. Şimdi ben onları ufak 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 doğrarım. Tuzumuz var. Evet. Buhar mantılarında genelde satır kıymayı daha çok kullanıyorlar ama satır ben kıyma. Ben de satır kıymacıyım. Evet, satır kıymadansa tek defa tek sefer çekilen kıymayı da kullanabilirler. Rendeleyelim mi bunu? Rendeleyelim, suyunu sıkarız ondan sonrasında. İstersen ufak ufak doğrarım, çok güzel olur, doğrarım. Öyle de olur, öyle tercihin ne? Öyle akmaz de. Akmaz gözüm, aksın böyle aksın. Gözyaşı akacaksa o zaman rendeleyelim. Soğanla aksın. Rendeleyelim. Mutlulukla aksın. Hepimize inşallah diyorum. Rendelemiyorum, kesiyorum ufak ufak. Hemen. Şöyle. Hazır diyorsun ağlarken. Serap güzel bildiğin bir tirat varsa oyunculuk tiratı onu oyna ki diyorsun. Anladım. Yok ya ben ağlamayacağım zaten. Ağızdan nefes alırsanız ağlamazsınız. Biliyorsunuz değil mi? Bu işin püf noktası odur. Bıçağın ucuna ekmek bağlarsanız o zaman da ağlamazsınız. Nasıl? Bıçağın ucuna ekmek koyarsanız o zaman da ağlamazsınız. İlk defa duydum. Yani 25 yaşıma girdim. İlk defa duydum. Bıçağın ucuna ekmek bağlarsan. Niye gülüyorsunuz sevgili Reji? Pardon. Ha, maşallah için tamam. Bence de hepimize maşallah. Toplu olarak maşallah hepimize. İnce mi istiyorsunuz efendim? Evet. Ufak ufak değil mi? Evet minik minik. Şöyle mantımızın soğanı. Siz mantı deyin soğanlar bizden. Öyle değil mi? Bu da benim. Evet. Ay artık şey oldu biliyorsunuz bu arada maalesef soğanlar tazesi çıktığı için eski soğanlar kendini bırakmaya başladılar. Ben biraz şöyle daha küçük istiyorsanız şöyle ufak ufak ne dersin güzel mi öyle? Evet. Mantı için soğan yapıyoruz efendim. Şöyle ufak ufak bence... Soğanı rendelemeyin zaten. Suyunu da sıkmayın. Suyu yemeğin içine girsin. Evet. Her zaman. Çok güzel oluyor. Ama tabii rende kolay oluyor. O da başka. Haklısınız. Şöyle ufacık ufacık. Ne istedin? Söyle. Bir ben ikinci şimdi kıymayı... Yok kıymayı... Açmayacak mısın? Açacağım ikinci? Ama harcını bunu kaldıralım ondan sonrasında. Öyle mi? Evet. Şimdi ilk çiçeği mi yapacağız? Neyi yapacağız? İlk çiçeği yapalım. Çiçek mantı çok güzel biliyor musunuz? İlk gülü yapalım sonra gülü çiçeği yapalım. Evet. Ama çiçek mantı benim favorim. Genelde de herkesin favorisi galiba değil mi? Gül mantıyı çok seviyorlar. Şekli güzel evet, diye. Şekli. Özellikle mesela sevgililer gününde falan sunum olarak gül mantıyı çok tercih edenler oldu. Hani bir sevgililer günü yemeğine mantı yenir mi diyorsunuz ama bir gül tabağı çok lezzetli oluyor. Görsel olarak da çok güzel duruyor. Yenir ya, niye yenmesin? Sunum önemli. Hayatta her şey yapılır. Sunum, üslup. Hayatta bütün duygular da söylenir. Söylenmeyecek hiçbir duygu yoktur. Önemli olan üsluba önem vereceksin. Nasıl söyleyeceksin? Niye mantı yenir? Gül şeklinde bir mantı, güzel bir mum, üzerine sarımsak. Sarımsak sık yoğurt olsun o gün hadi. Hadi o günlük sarımsağı rafa kaldıralım. Gel. Onları sıkalım, şunları koyalım. Ha, sıkacak mısın suyunu? Sıkalım, bunu da sıkalım. Sıktık biraz dağıldı bugün bizim. Acısını mı alacağım? Pek acısı yok. Yanmadık ama. Al bakalım. Sık şöyle. Biraz dağıldı bugün soğanımız. Neden dağıldı anlamadım. Şöyle yapayım ben en iyisi. Anam babam usulü. Çok sevdim. Yeter mi o kadar soğan? Daha istiyor musun?
Biraz daha. Biraz daha soğanı bol olsun değil mi? Evet. Biraz şey oldu bugün. Soğanımız, dedim ya taze soğanlar çıkınca bunlar tabii kendi şeyini yitiriyor ister istemez. İsterseniz bu kadar yeterli yeter olsun. Biz zaten sarımsakçıyız, soğancı değiliz. Evet, hadi bakalım. Çok güzel oldu. Şimdi kimyonun tadı da bambaşka oldu, bambaşka. Al bakalım İremciğim. Harika. Evet, şimdi o kimyonu yakıştırıyorsunuz değil mi? Kimyon çok yakışıyor. Ben de bayılıyorum. Evet. Kimyonlu olan bütün yemekleri hep söylüyorum. Dün de söyledim. Kimyon her yemeğe yakışıyor. Kimyon ve sarımsağın bir araya geldiği her yemek de çok güzel farklı oluyor. Değil mi? Evet, kimyonla sarımsak da birbirine çok yakışıyor. Hı-hı. Şimdi soğanlı eldivenlerimi değiştiriyorum. Birazdan kapamaları deneyeceğiz çünkü. Evet. Kapayalım bakalım. Nasıl olacak? Nasıl kapayacağız? Farklı şekillerde kesmek değil mi önemli olan? Evet. Aynı iç aslında. Her şey aynı. Baharatlarım da değişiyor. Mesela ben özbeğinkisini ayıracağım. Özbeğin içine kırmızı biber koymayacağım. Öyle mi? Evet, çiçek ve güle kırmızı biber koyacağım ama. Aa, bak bilmiyorum baharatların değiştiğini. Bizim normalde Anadolu kültüründeki nasıldır? Anadolu kültüründe daha kırmızı biber çok kullanılmıyor. Ama karabiber, kimyon da çok kullanılmıyor. Karabiber şart ama. Karabiber mutlaka kullanılıyor. Ben hani mantıyı karabibersiz düşünemiyorum. Yani evet. Açık söyleyeyim. Mantı dediğim mi karabiber olacak. Kesinlikle. Yani o böyle ağzıma şey karabiberin böyle tadı gelecek hafif hafif. Hatta yemeklerde de öyle ya. Top karabiber böyle çorbaların içine koyun. Çok güzel oluyor. Mutlaka koyuyorsunuzdur ama sotelere çok yaparız. Biz ülke olarak çok sote yapan bir ülkeyiz. Karabiberi ama top karabiberi. Yeni yeni artık mutfaklarımızda çok da yer almaya başladı. Ben de çok kullanıyorum. Çok da lezzet katıyor. İsteyen mesela onu top olarak çıkarabiliyor ama isteyen karabiber tadını isteyen onu yiyebiliyor. Bu anlamda top karabiberi karabiber sevmeyenler değerlendirsinler. Çünkü çok suya geçmiyor aslında. Yemeğin suyuna çok geçmiyor. İsteyen de çıtır çıtır yiyor. Ne yapıyoruz? Şimdi açacak mıyız? Evet, açacağız. Mantı açacağız, mantı. Şimdi bir bardak kardamonu alabiliriz. Hemen alalım. Bakın. Bak bak, kağıt gibi oldu. Görüyor musun? Çok güzel oldu. Şimdi bunu açacak mıyız tamamen ortaya? Evet, açacağız ve keseceğiz. Keseceğiz. Nasıl? Evet, bardakla keseceğiz. Yuvarlak keseceğiz bir için. Şöyle ne yapalım? Şöyle mi yapalım? Tamam. Şimdi evet. Bir bardak yardımıyla aldık. Veya fincan veya ölçünüz varsa. Su bardağı da olur evet. Değil mi? Ama evet. Siz daha geniş ağızlı bir bardak evet, kullandınız. Ama bu kesmedi. Daha kesmedi mi? Daha keskinli. Daha keskini var. Bizde bardak çok efendim. Şimdi o yapacağınız, evet. Olsun şöyle. Bakın kesti. Şimdi ne şöyle yapıyoruz? Şöyle yuvarlaklar çıkartacağız mantıdan. Gül yapıyoruz değil mi? Evet. Sonra her bir mantı için 3 tane olması gerekiyor. Ha, bizim şu güllü şey gibi. Şimdi anımsadım. Ay ben de bunu çok severim. Bu şekli değil mi çocuklar? Ben de alacağım, yapacağım şimdi biraz. Değişik boylarda da yapabiliriz değil mi? Farklı boylarda da yapabiliriz ama çok küçük yaparsak içerisinde harcı çok az koymuş öyle olacağız. Mi? Evet. Ben de yapacağım şimdi sizle birlikte. Gül yapıyoruz. Mantının haşlama suyuna tuz koyuyor musun ya da başka yok, hayır bir şey? Koymuyorum. Mantının altını yağlıyorum yalnız. O yağ suya damladığı için o mantının içerisine geçiyor. Mantının daha yumuşak yapışmadan olmasını sağlıyor. Evet. Peki bu kalanları ne yapıyorsun? Bir daha yoğuruyor musun? Tabii yoğuruyorum. Onlarda bir sıkıntı olmuyor. Evet. Peki tekrar yoğurması kolay mı, zor mu? Daha zordur. Çünkü, değil mi? Evet. Hamur uğraşıldığı için yoruluyor. Sertleşiyor. Evet, yoruluyor. Erişte yap kalanları, kes istiyorsan. Öyle makarna da yapabilirsiniz. Makarna da yapabilirsiniz. Dediğim gibi aynı hamur ya bu. Çorbasının içerisine de kullanıyoruz. Evet. Öyle kesip parça parça. Parça parça güzel oluyor. Onlar evet, şimdi gül mantısını yapıyoruz. Ortalama 2-3 tanesi de doyurucu olur zaten. Tabii. Şimdi güzelce biz hepsini bitirmeyelim. Daha süremiz
diğerlerine de gitsin. Ben küçüklerini yaptım. Bir tane daha ayıralım. Seyircilerimize örnek bir tane gösterelim. Şimdi geri kalanını alalım. Şimdi hemen gül mantımızın bir tanesini sevgili seyircilerimize gösterelim. Evet. Şimdi. O artan hamurları biz asla atmıyoruz. İçiniz rahat olsun. Ufak 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 kesme bile yaparız biz onu. Şimdi fırınlarız. Çorbalara koyarız. Öyle değil mi? Evet. Çok da güzel olur. Şimdi yuvarlağımızın bir tanesini alıyoruz. Ondan sonra ikinci yuvarlağı onun üzerine koyuyoruz. Hı-hı. Diğer yuvarlağı da onun üzerine koyuyoruz. İçerisine tam orta kısmına harcımızı yayıyoruz. Dolma gibi. Evet. Evet. Şöyle ben de yayacağım. Evet. Harcımızı şöyle bastırırsak hamurun her tarafına yayılsın. Çünkü hamurun bir tarafı harçsız kalırsa yavan olur. Yavan olur değil mi? Evet. Tadı gelmez. Evet. Ben yapıyorum sizle birlikte. Uca doğru. Tamam, öğreniyorum. Evet. Ondan sonra bütün hamurları bir arada yarım ay şekline getiriyoruz. Öyle mi? Evet. Kapatıyoruz. Bütün hamurları? Evet. Bir dakika dur. Hepsini birden kaldırıp. Yarım ay şekline getirdik. Onu da yaptık. Evet. Evet. Ondan sonra bir taraf sağ veya sol fark etmez. Bir taraftan kıvırmaya başlıyoruz. Kıvıralım bakalım. Evet. Kıvıralım bakalım. Haydi bismillah. Kıvıralım. Bak 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 güle bak. Evet. Bak güle bak güle. Ay çok güzel oldu. Günümüzün hani ben uç yaptım kısmını, diye demiyorum. Uç kısımlarını şimdi dışarıya doğru döndürelim. Aa, ay çok sağ ol. Gül gül harika bir gül oldu bu. Aa. Bakar mısınız? Evet, bakar mısınız? Size layık değil sevgili seyircilerimiz ama bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu güllerimiz. Evet, şimdi artık bunları şöyle mesela şuraya koyalım değil mi? Dizmek için. Evet. Hadi hemen birer tane bir tane daha gösterelim. Öbür hamura geçelim çünkü süremiz azalıyor. Bundan sonrakinde hatta iki şekli birden gösterelim. Anlaştık tamam, mı? Tamam. Bir hamur daha açalım. Hı hı. İki şekli birlikte gösterelim. Ay ben hiç aklıma gelmezdi böyle bir gül şekli olacağı. Değil mi? Ben zannettim ki bizim şey gibi. Hani böyle olur ya yana keseriz. Hı hı. Ondan olacak diye düşünüyordum. Yok, hayır. Tatlıdaki gibi. Ama öyle olmadı. Şaşırdım ve çok hoşuma gitti. Biraz da eti bol. Ben bugün eve gider bunu yaparım. Denerim. Çok hoşuma gitti. Ya da sizden alıp. Ama Serap çok özel ama aynı zamanda kolay biliyor musunuz hamuru açtıktan sonra. Yani bence o böyle tek 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 mantıyı kapamaktan evet, daha kolay. Evet. Çok güzel oldu. Gül şeklinde. Mantı yaptık. Bu şekil, bu kimindi? Nerenindi? Bu tüm dünyada yapılıyor. Hadi sen aç belli bu arada, bir, ben geri kalanını yaparım. Belli bir ülkenin diye söyleyemeyiz. Söyleyemiyorsun ama, yani. Hı-hı. Ben ilk defa gördüm ama. Genelde bunun tatlıları yapılırdı. Daha evet. Sonra mantıya da çevirdiler. Mantıya da çevirdiler. Evet. Peki buharda mı pişiyor bu da? Buharda pişiyor. Fırını yiyebiliyor musun? Fırınlarsak içi biraz hamur kalabilir. Aa evet. Anladım. İşte her şeyin bir uygulayış yöntemi var değil mi? Evet. Gel gel göstereyim. Bak böyle elde. Şimdi birden ustalaştım. Ele de geçtim. Evet evet. Şöyle. Ya ya. Buna meslek aşkı diyoruz. Şöyle. Etlerimiz de görülsün. Gonca gülümüzün. Evet. Şöyle hemen yerini alsın. Ben devam edeyim şurada. Şimdi sen açarken bak bir de böyle elde de yapabiliriz sevgili seyirciler. Hani değişik yöntemleri göstereyim ben. Hazır hamiyetim açarken şişe usulü sarma yaparız ya evde. Elde. Ben de hemen adapte oldum. İnsan bir şeyi sevince nasıl öğreniyor? Az değilim. Gerçekten her şeyi sevmekle başlıyor bu hayatta. Sevgili seyirciler. Her şeyi sevmekle başlıyor. Şöyle bakın. Elde yaptık. Şöyle. Şöyle bu biraz iri bir mantı olacak. Şöyle. Kapadım. Sonra onları açacağım ben. Bak 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 bak. Gel bakalım. Bak. Nasıl? Size layık değil ama. Şöyle. Ben de şurayı da açalım biraz. Şurayı da açalım.
Bu senin için evet Tolga. Çünkü ilk Tolga dedi, benim için dedi. Bu geniş Tolga için oldu. Afiyet bal şeker olsun. Gülleriniz bol olsun efendim. Gül verenleriniz amin amin diyor. Allah'ım İrem açmış elini. Amin abi. Biz burada yemekteyiz. Artık o hangi güle gittiyse. Yaş 22 normal. Normal. Vallahi çok güzel oldu. Bu da Serap için. Ha. Ay sen açarken ben burada güllere bayıla bayıla yapıyorum. En çok gül mantısı olacak bugün ekibimize, sevgili seyircilerimize. Çünkü siz en güzeline layıksınız. Bu çiçek değil değil mi? Bir de çiçek yapacağız şimdi. Şimdi çiçeğimizi yapacağız. Özbeğimizi yapacağız. Ondan sonra da pişireceğiz. Ondan sonra da pişireceğiz. Pişerken de soslarımızı yaparız. Evet, bu da Serap'ımın Gonca Güllü yaptım. Bu da hazır. Bakın. Huriye ben açtım, elde yapmaya başladım. Çok güzel oldu. Seri imalata geçtim. Ben elde. Bak gül. Evet, çiçek, özbek, gül mantısı. Şimdi gülleri yapıyoruz. Az kaldı zaten. Açıyoruz. Hemen özbeğe geçtik. Önce çiçeği mi yapıyoruz? Önce çiçeği yapalım. Çiçek mantısı da benim çok sevdiğim bir mantı. Çünkü ben onu evde, normal bizim hazır yufkalar var ya, onunla yapıyorum. Böyle sıkıştığım an gidiyorum hemen. Yapımı da kolay çünkü. Ama tabii ki şeyle olması, mantı gibi olması bambaşka. Hani böyle şey açık, yani şeklinden. Öyle. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yarısıyla özbek, yarısıyla çiçek yapacağız. Bak şimdi, çünkü sosları için vaktimiz kalsın diye. Çiçek, ne yapıyoruz? Çiçek için şeritler keseceğiz. Kesiyoruz. Uzun şeritler. Çiçek mantı yapıyoruz. Şeritler kesiyoruz. Evet. Ay çok güzel oldu. Evet. Şimdi şeritler mi yapacağız? Evet, oklava yardımıyla kesebiliriz şeritlerimizi. Hı hı. Oklava iyi bir formül. Oklava yardımı çok güzel bir için, formül. Evet. Meral hocam da geldi. Meral Kozakçıoğlu, profesör doktor. Bugün çok değerli bir fizik tedavi doktoru ama biz bunları yapıp üzerine selülitten nasıl kurtuluruz konuşacağız. Bilemiyorum hocam, yani artık siz de tadarsınız değil mi? Sonrasında görürsünüz. Tabii. Sorun da var, çözüm de var. Öyle değil mi? Biz Açeli'yle Gülümse Hayatı ekibi olarak hem sorunumuz olabilir ama çözümsüz değil. Allah çözümsüz dert vermesin, sorun vermesin her şeyden önce zaten. Ha, bak Mert'in tabii ki selülitle ilgili bu yaklaşımı çok güzel oldu. Sorunu diyor, gördüğünüz zaman çözümü düşünürsünüz. Sorun olmasın dert etmeyin, görebilmektir önemli olan. Aslında çok doğru, hayatın her alanında öyle. Doğru bakabilmek, sorunu tespit edebilmek, sonra da çözümlerimizi aramak. Ama ben tabii mantıdan nasıl selülite geçtik onu anlamadım. Başlayalım mı? Başlayalım. Çiçek yapıyoruz. Şimdi şeritlerimizi arasında boşluklar bırakarak kıyma harçlarımızı koyuyoruz top şeklinde. Çiçek yapıyoruz. Mert hangisini sevdi sevgili yönetmenim, bana söyler misiniz? Çiçeği mi gülü mü? Gülü çok sevdin değil mi? Evet, çiçeği. Tabii. Şimdi bunu evet, ikiye katlıyoruz. Şeridimizi ikiye katlıyoruz. Tamam. Şeridi katlıyoruz. Çiçek yapıyoruz. Çiçek mantı yapıyoruz birlikte. Evet. İkiye katladık. İkiye katladığımızda kıymanın olmadığı boşlukları sıkıyoruz. Evet. Kıymayı araya sıkıştırmış oluyoruz. Şu şekilde. Tamam. Evet. Bu sıktığımız boşluklar bizim çiçek şeklini vermemize yardımcı olacak. Hem de kıymanın içinden düşmesini engelleyecek. Şuraya bir tane daha koyalım. Evet. Bunları kapattıktan sonra yine gül mantıda olduğu gibi döndürüyoruz. Ha. Bu şekilde döndürüyoruz. Aa, anladım. Böylece sarıyoruz. İşte evet. Tamam, ben o şekli nasıl veriyorsunuz diye merak ediyordum. Tamam. Bu şekilde sarıyoruz. Bu da çiçek mantı oluyor. Evet.
Çok güzel. Çok güzel. Bu da buharda değil mi? Evet, bu da buharda. Bunu da koyalım. Peki bunları mesela yağlayıp hamurunu fırında da yapabiliriz aslında değil Tabii, mi? Tabii fırında da yapabilirsiniz. Yağlayıp hamurunu da değil de fırına atıp kızarttıktan sonra üzerine yağ pişme, fırından çıkartmasına yakın yağ, tereyağı gezdirebilirsiniz. Çok daha bu ayrı bir lezzet veriyor. Çok daha biraz daha azaltırsak kıymaları öyle kapanması daha rahat olur. Evet. Ben eli bollardan yine her zaman gibi. Ben denemek istiyorum ki seyircilerimiz de görsün. İkiye katlıyoruz. Şimdi şunu önce ikiye katlıyoruz değil mi? Evet. Katlarken de şuradan bastırabilirsiniz daha pratik olmak öyle için. Mi? Evet. Şu boşlukları bastırabilirsiniz böyle. Şöyle. Katlıyoruz. Katlıyoruz. Doğru biraz eli bol koymuşum. Şöyle sonra boşlukları değerlendirecektik değil mi? Evet. Evet. Bak 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 bak. Şimdi şuradan birleştiriyoruz. Birleştiriyoruz boşlukları. Evet siz hemen ben boşlukları birleştirirken öbürü de seyircilerimize gösterelim. Öbür şekli de ben bunları yapmaya çalışırken buyurun size yer açayım ben. Tamam. Buyurun. Evet. Çok pratik, çok da güzel bir tarif oldu. Onun adı Özbek neydi? Özbek mantısını yaparken de bizim büyük karelere ihtiyacımız olacak. Özbek mantısında da kare şekliyle yapacağız. Kare kare. Evet. Yaklaşık 8-10 santimlik kareler bizim işimizi görebilir. Görüyor değil mi? Evet. Bir çiçek de benden oldu hepinize. Afiyet bal şeker olsun efendim. Özbek mantısı için karelerimizin tam ortasına kıyma harcımızı bolca koyuyoruz. Evet. Koyduk. Sonra mektup zarfı gibi zarf şeklinde kapatıyoruz. Şimdi İlk önce iki yan. Evet koyduk. Evet, karşılıklı köşeleri birleştiriyoruz. Daha sonra diğer köşeleri. Aa, çok güzel evet. Evet ucunu da sabitledik. Sonra iki yandan birleştiriyoruz bu şekilde. Şuradan mı? Evet iki ucu. Şuradan mı? Şuradan veya buradan. İkisini fark etmez. Şöyle de yapabilirsiniz. Şunu yalnız iyice yapıştırmanız lazım ki şey olmasın. Açılmasın. Evet şu iki ucu birleştiriyoruz. İki ucu birleştiriyoruz. Evet. Aa Özbek mantısı da bu mudur? Evet. Aa çok güzel bakın. Doyurucu da bu da bol etli ama. Evet bol etli. Zaten bol bu etli. Mantıların evet en büyük bol özelliği bol et istiyorsan bu. Özbek mantısı. Biraz hamur bol olsun istiyorsan. Bir tane istiyorsan. Daha yapalım isterseniz. Heh, bir tane yine daha yapalım. İki uçları birleştirdik. Evet çok güzel oldu. Ve diğer uçları kapatıyoruz. Şimdi öncelikle ben hemen tamam bunu yapmaya devam edeceğim. Siz bize bir sosumuzu gösterin. Bizim pişirilmeyen bir sosumuz bir de pişen bir sosumuz var. Evet. Hemen sizden onu görelim. Bu lazer sosu buhar mantılarının özel sosudur. Öyle mi? Evet buhar mantıların... apayrı adı bir lezzet laze sosu. Laze sosu evet. Yapıyoruz efendim. Laze sosunun özelliği aynı zamanda etlerin yanına çok yakışıyor ve çorbalarda öyle çok mi? Lezzetli oluyor. Evet sirkeyle, sarımsakla, kırmızı biber ve yağ ile yapılan bir sos. Laze sos. Evet. Kırmızı biberimizi koyduğum, sarımsaklarımızı rendeliyorum. Bunda sarımsakların biraz iri olması çok daha güzel bir lezzet katıyor. Biraz daha diri diri oluyor sarımsaklar. Bu arada sosumuz yaparken ben ekibim için mantıya devam. Bir yandan evet Özbek mantısına devam ediyorum. Şöyle. Bu da buradan. Böyle. Şuradan bunu buradan bunu sıkıştırıyoruz. Gel bir buhar tavamıza. Çeşit çeşit mantımız oldu. Kapama, mantı kapamalarının farkıyla. Kimi çiçek, kimi efendim gül değil mi? Evet. Evet. Lazer sosumuzu yapıyoruz. Sarımsak, pul biber. Bolca bir pul biber görüyorum yalnız. Doğru mu görüyorum? O evet. Kadar bol mu oluyor? Bol oluyor. Salça konulmuyor buna. Sadece biberle yapılıyor. Ve pişirilmeden koyuyoruz. Yapılan. Evet, pişirilmeden yapılıyor. Sarımsağımızı koyduk, sirkemizi koyduk. Evet. Bir kaşık alayım. Yine bir kaşık aldık. Bu da bakın bir yine Özbek mantısı yaptım size. Hemen sevgili bolca mantı ya. Evimizin neşesi mantı. Öyle değil mi? Başka bir şey kaldı mı? Yapacak mıyız? Ona bir de o kadar. Domates sosumuz var. Peki domates sosumuzu nasıl onun yapıyoruz? Söyle.
İçerisine ilk önce biber salçamızla yağımızı yakıyoruz. Evet. Hem tabii kararmadan onu bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra domates püremizi koyuyoruz. Hmm. Domates püremizi koyduktan sonra bir taşım kaynatıyoruz ve ardından biraz su ekliyoruz ve içerisine bir tane kesme şeker alıp bir yaklaşık 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Ay ne güzel. Mantının üzerinde kullanıyoruz onu. Sıcak sosudur mantının. Şimdi sevgili Hamir, sen bana şunu söyle. Ben şimdi hocalarımızla gideceğim, konuşacağım, bilgileneceğiz. Sen o arada bana burayı donatacak mısın mantıyla? Donatacağım. Mantılarımızı pişirelim, sosumuzu pişirelim. Tamam. Mantılarımızı burada pişireceğiz. İlk önce yağlayacağız tenceremizi. Heh. Altına su koyacağız, altta su kaynayacak. Yağlayacaksın tencereyi. Evet, tencerenin altını yağlayacağız ki mantılar yapışmasın. Ondan sonra mantıları dizeceğiz içine, kapağını kapatacağız, 20 dakika pişireceğiz. O zaman ben ne derim? Nihat hocama giderken implantı duymuştuk ama saç implantını hiç duymamıştık. Neymiş saç implantı öğrenelim. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Ah, nasılsınız? Nasılsınız? Görüşmeyeli. Vallahi uzun zaman saçınız oldu. Saçınız gürleşmiş, güzel olmuş. Ha, iyi oldu. Değil mi? Saç konuşacağız ya hani. Dedim hocam. Saçınız gürleşmiş zaten gürdü. Şaka pas bir attınız. Yana. Pas attım size. Peki aldım. Aldınız mı pası? Aldım. Ay bu implantı duymuştuk ama bu saç implantını hiç duymamıştık. Bunda çok samimiyim. Böyle yeni mi bu? Yeni bir şey mi? Vallahi anlatırım ama Özbek mantısı verirseniz. Bakarız hocam. Bakarız. Bakarız. Ne demek? Yemez yediririz biz. Hakikaten lezzetli olarak. Değil mi? Çok lezzetli. Tamam. Bir kere eti bol. Bence eti bol olan her şey çok lezzetli. Özbekler şey de yapıyor. İçine kuyruk yağı falan da katıyorlar. Isırdığın zaman ços oluyor. Biz Nihat hocamızı bir gün mutfağa da davet edelim o zaman. Aynen. Seviyorsunuz ama siz Antepliydiniz Antepliyim. Galiba. Yani dünya mutfağı. Dünya bence. Mutfağı hem de onaylı. Onaylı değil mi hocam? Biliyorsunuz koruma altına alındı. Dünyada kaçıncıyız biz Antep mutfağında? İlk bana sorarsanız bence biriz. Antepli olarak bir. Bence de bir. Ben Antepli değilim hocam. Ama Antep mutfağı, bu arada saç implantını konuşacağız ama değerli hocamızın vizyonerliğinden dolayı bu konuyu da ele almış olduk. Teşekkür ediyorum öncelikle. Antep mutfağı dünyada bence ilk sırada geliyor. Çünkü çok çeşitli ve bence çok lezzetli. Aynen UNESCO tarafından 2-3 yıl önce koruma altına alınan nadir mutfaklardan biri. Dün daha arkadaşlar mutfağı. Konuşuyordu. Ya Antep'e götürmüyorsunuz. Hayırdır ne yapacaksınız bu mevsimde Antep'te falan? Hani bahar yaz evet. Gelin şuradan Uludağ'a gidelim bilmem ne Kartalkaya o taraflara gidelim. Hani bahar daha güzel. Hayır efendim yemek yemeye gidelim. Antep'e yemek yemeye gidelim tabii onun haricinde işte Zeyukma'yı görelim oradan Harran'a geçelim aşağı evet Hatay'a ya. İnip künefeyi yiyelim falan gibi. Antep'e gidince zaten daha havaalanında damak tadı değişiyor. Kebap kokuları geliyor. Hayır yani ben havaalanında aldığım baklavanın tadı bile değişiyor havasından mı suyundan mı psikolojimden mi bilmiyorum. İyi ki Gaziantep yemekleri var diyorum ben. Yemek yiyeceksin, kesmeyeceksin ama spor da yapacaksın. Tabii, aldığın kalori denge. Eşittir, yaktığın kalori dengede olduğun sürece problem yok. Hadi. Gelelim buraya. Yemekle saçı da bağlayabilir miyiz daha konuya girmeden? Yani beslenmenin etkisi var mı saça? Var. Hadi söyleyin. Eğer ki çok sert diyet yaparsan, kilo vermek için ani kararlarla çok hızlı kilo vermeye açlıkla. Başlarsan, aç kalırsan, spor yapmadan... Kilo vermeye çalışırsan saçların dökülür. Doğru. Niye dökülür? Beslenemez. Bütün vücudu yoksun bırakıyorsun. Saç dökülmesinin bir sürü sebeplerinden bir ağaç kökü gibi değil mi hocam saçlar? Aynen. Su dökmezsen ne olur? Yapraklar kurur. Çok doğru. Dallar kurur. Çok doğru. İçin kurtlanır. Ben biliyor musunuz hocam bu dediğinizi şöyle onay görüyorum hayatımda. Özellikle ergenlikte yapılan diyetler fazla şeyler hep saç önü. Erkek tipi sizin bize anlattığınız gibi geçen programda erkek tipi saç dökülmelerine sebebiyet veriyor demiştiniz. Doğru değil mi? Aynen doğru kesinlikle doğru. Hmm. Saç dökülmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi erkek tipi saç dökülmesidir. Hmm. Erkek tipi saç dökülmesinin haricindeki diğer saç dökülmesi sınıfına girdiğimiz zaman... Ani diyet, çok sert diyetler, çok kullanılan ilaçlar, vejeteryanlık, yeterince protein alamamak. Saçları yolarak, çekerek, gerdirerek bağlamak ya da çok sert fön yapmak, saçlara sürekli açıcı işlemler uygulatmak, boyalar, kuaför şampuan. İşlemleri. Evet, onlar... Şampuan. Şampuanlarda da çok arındırıcı şampuan. Benim onunla ilgili bir hikayem var. Ay, i̇şte o zaman ortaokula gidiyorum. Geliyorum tam da böyle evimizin karşısında bir tane berber dükkanı var. Evet. Berber dükkanında bir tane Necati diye çocuk var. Ama saçlar hep pırıl pırıl. Hmm.
Benimkine bakıyorum mat, onunkine bakıyorum. Pırıl pırıl. Pırıl. Allah'ım nasıl pırıl? Söylüyorum, yalvarıyorum, söylemiyor. Neyse, ortaokul bitti, liseye gittik falan ama Necati hep pırıl hep pırıl. Hep pırıl pırıl. Pırıl Necati hep o. Pırıl pırıl Necati. Söylüyorum, ya söylesene diyorum, ne yapıyorsun, ya, ne, ha, sürüyorsun, ne sürüyorsun falan. İşte taksi sürüyorum. Şu, o değil ama bambaşka bir pırıl pırıl falan. Üniversite falan oldu. Biz İstanbul Tıp Fakültesi'ne işte kayıt yaptırdık, geldik. Bir sene sonra Necati kel. Aa. Necati ne oldu? Ya saç döküyormuş. Aa, deterjan deterjanla saç çıkıyormuş sürekli. Saç çıkıyor. O zamanlar bundan işte 30 yıl önce. Deterjanla saç çıkıyormuş. Saçlar pırıl pırıl ama saç köklerini mahvetmiş. Necati kel kaldı. Dedi sen doktor ol da dedi bana saç yap dedi. O yapıyor zaman tabii artık? Saç o zaman bilmiyordum ben tutup da böyle saç konusunda hocam. Böyle dünyada nerede ne var şu bu falan bunların peşinde koşan bir adam olacağımı bilmiyordum. Necati beni duyuyorsa Necati. Gel sana saç yapayım Necati. Saç yapalım gerçekten hocam. Aynen öyle. Ben de yıllardır Barış Manço, Allah nur içinde yatsın, hepimizin çocukluğunun en önemli kalbimizin yerindeki sevgili Barış Manço demişti ki Arap sabunuyla yıkıyorum. Saçlarımın güzelliği ondan demişti. Ben de onu hiç unutmam hocam. Aman, biliyor musunuz? Aman aman o dalgasına şeyine söylemiştir. Aman ha Arap sabunuyla. Çünkü içinde kostik var. Arındırıcı bir maddedir. Hani uçlarını falan yıkayın ama köklerine kesinlikle kimyasal madde dokundurmayın saçlarınızın. Ben her zaman söylerim. En iyi şampuan en az zarar veren şampuandır. Faydalı şampuan diye bir şey yok. Hocam saç implantına geleceğim ama daha vaktimiz var. Çünkü çok önemli bir şey söylediniz. Diplerine değirmeden yani mesela haftada kaç kere saç şampuanla yıkanmalı? 3 kere. 3 kere. Saçınızı bir gün nadasa bırakacaksınız, bir gün yıkayacaksınız. Bir gün yıkanır, bir gün bekletilir. Her gün her gün yıkarsanız mide bağırsak florası, ağız florası gibi saçın da saçlı derinin de bir florası var. Eğer ki florayı bozarsanız, her gün yıkayarak florayı bozarsanız o zaman saçlı deri kurur. Kuruyunca toprak gibi düşünün bunu. Her gün her gün her gün çok doğru. Olmaz, arındıramazsınız. Kendi florasını korumak zorundasınız. Onları da bağımlı mı? Florayı olduk. Evet, florayı bozmamak lazım. Ben şunu söylüyorum. Her gün duş alabilirsiniz. Tabii. Her gün saçınızı yıkayabilirsiniz ama bir gün şampuanlı, bir gün şampuansız. Eğer tabii ki sprey yoksa hani bir işlem yoksa değil aynen. Mi hocam? Aynen. Yani normal suyla da arıtabilirsiniz. Sprey arır mı? Yani, tamam bundan sonra değerlendireceğim. Arıtabildiğiniz kadar arıtın. Mutlaka o kadar çok deneyeceğim. Sprey sıkmayın. Köküne sıkmayın. Uçlarına, ha, uçlarına sıkın. Tabii. Uçlarına jöle sürebilirsiniz. Uçlarına bilmem parlatıcı sürebilirsiniz. Ama böyle gençleri görüyoruz. Uçlarına. Olmaz. Uçlarına. Tamam. Köküne değil bakın. Ağacın köküne dokunmadığınız doğru sürece yapraklarıyla şunuyla bunuyla ne yaparsanız yapsın. Çok kesseniz doğru. Budasanız da tekrar çıkar. Mantık. Ama köküne müdahale ederseniz ağacı kaybedersiniz. Saç da aynen öyle. O da bir canlı, o da bir canlı. Zaten hocam saçını karbonatla bile yıkayanlar var artık. Parlasın diye. Parlasın diye. Aa, değil mi? O şeylerin hepsini biliyorum. Yumurtalar, zeytinyağları, yani yoğurtlar, badem yağları. Hocam. Parlamanın yöntemlerini öğrenmişiz. Sağlıklı parlatmaların yöntemlerini öğrendik. Eğer ki saçlarınız şayet çok böyle kuruysa, dökülüyorsa o zaman benim böyle güzel yumurta, yoğurt ve zeytinyağı formüllerim var. Onlardan yapmak biz Nihat hocamızı sık sık alalım. Çok hoşuma gidiyor. Hem bir biraz tıbben, hem biraz hayaten, hem mutfağa yakın. Tamamdır hocam. Peki burada görüyoruz. Evet. Beyefendiye ne olmuş? Bu beyefendinin saçları dökülmüş, hiç saçları yokmuş bu beyefendinin. Bu beyefendi bir maket. Bu beyefendiyi ben Amerika'dan getirdim. Uçakta siz de geldi yani. Uçakta ben de önce İtalya'ya geldi. İtalya'da Modena'da bunun saçları tamamen keldi. Bu elimde tuttuğum, gördüğünüz şeyler saç değil. Ne hocam? Bunlar yapay. Kalp stendi var ya. Evet. Kalp stendi ile aynı malzemeye sahip bir madde. Biyo uyumlu. Yani dokuyla ve deriyle uyumlu bir madde. Kalp stendinin üretildiği maddeden üretiliyor. Bu Milano yakınlarında bir fabrika biraz üretiyor bunu. Evet. Şöyle. Evet. Bayağı da saç. Bayağı saç. Bu ucunda düğümler var. Buyurun. O düğümleri evet Necati'yi tanıştıralım şöyle. Saçlı kısmını tanıdık. Aha. Bu da saçsız kısmı. Bu adı Necati olsun. Tamam Necati'nin hatırına. Öteki Necati'yi bulana kadar Necati şimdilik bu. Evet hocam. Tamam. Bu saç ekimi için, yapay saç ekimi için bir şey. Allah Allah. Model. Eskiden bizim bildiğimiz saç ekimleri hocam. Hani var olan bölgeden alınıyordu değil mi? Doğru şimdi biliyorum. Şimdi şöyle. Normal saç ekimi şöyle oluyor.
Erkek tipi saç dökülmesi, saçınızın şu ön bölgesi dökülüyor. Evet. Şurası dökülür. Yani ben her zaman söylerim. Elinizi alın şöyle. Evet. Kapatın. Aynen. Bravo. Bravo. Kapattık. Fena değilimdir. Bana şöyle yandan sağlık göstereyim. Diyeyim. Şöyle elinizi aldınız, evet. Kapattınız. Kapattığınızda keliniz kapanıyorsa elinizle erkek tipi saç dökülmesine sahipsiniz. Hmm. Atanız dedeniz sağ olsun. Atanız dedi. Onu yapacak bir yani şey yok. Yani babadan geçmiş ya da dededen gelmiş demektir. Bunun için yapılması gereken şey erkek tipi saç dökülmesine yönelik tedavi. Yani burada kötü testosteronunuz sorumlu. Hmm. Dihidrotestosteron dediğimiz değil. Hormon. Herkes şunu söylüyor. Yahu testosteronumu ölçtürdüm kardeşim. 3 katı çıktı. Ne erkekmişim. Hayır kardeşim, saç döken testosteron. Her şeyin o erkeklik fazlası. Değil. Dihidrotestosteron diye bir zararlı bir de yararlı testosteron var. Dihidrotestosteron saç döker. Hmm. Senin erkekliğini belirlemez. Evet. Her kel olan çok tabii erkek canım, değil. Tabii canım. Dihidrotestosteron bunu da sağlayan 5-alfa reduktaz diye bir enzim var. Şimdi dihidrotestosterona bağlı saç dökülmesi olan kişilerde ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz saç hocam? Saç dökülmesinin bitmesini bekliyoruz. Hmm. Saç dökülmesi bitmeden, şimdi saçım dökülüyor. Evet. Geçen bir programda saç dökülme testi yaptık. Evet. A4 kağıdını aldık, koyduk. Nasıl, onu da anlatın hocam, evet. A4 kağıdını alıyoruz. Evet. Koyuyoruz. Bir tane kart alayım. Alın. Şimdi A4 kağıdı düşünün bunu. Koyduk. Tamam. Bu sabah yıkamadık saçımızı. Evet. Tamam mı? Bir gün önceden yıkanmış, bugün yıkamadık. Kafamızı eğdik. Eğdik. Ve başladık. Benim daha dökülen olmadım. Sonra bir kere daha yaptık. Meraklı ben. 3 kere yaptık. Evet. 10 tane ve üzerinde saç dökülüyorsa, dökülmüşse o zaman aktif saç dökülmesi. Hmm. Çok hararetli saçınız dökülüyor. Saçınız dökülüyor. 5 ile 10 arasındaysa saçınız yeni dökülmeye başlamış. Bir tane, iki tane, üç tane o dert normal. Etme. O normal. Dert etme. Dert etmeyin, hiçbir şey olmaz. Tamam ama 10 tane 5 ile 10 arasındaysa o zaman saç dökülmesi geçiriyorsunuzdur. Önlemini almak lazım. Ya vitamin eksikliğidir, ya şudur, ya budur. Peki. Saç implantı nasıl oluyor? Saç implantını anlatayım. Geleyim oraya da geleyim. Saç dökülmeniz var. Evet. Erkek tipi veya vitamin eksikliği, evet. Neyse. Aktif saç dökülmeniz varsa bekliyorsunuz, saç ektirmiyorsunuz. Saç dökülmeniz durduktan sonra bitti. Saç ektiriyor. Peki saç dökülürken saç ektirirsek ne olur? Evet. Saç ektik. Ön taraflar döküldü. Arka taraflar duruyor. Saçımızı da ektik. 2-3 yıl sonra ne olur biliyor musunuz? Saç dökülmesi devam edeceği için Sezar'ın tacı gibi, evet. Sezar'ın tacı gibi bir saçınız olur. Çünkü ekilen saç dökülmez. Arka taraf dökülür. Ön tarafta bir tacınız çok olur. Çok doğru. Tamam, bu yanlış. Bunu yapmamak lazım. Hmm. Saç tamamen dökülmesi olan, bitirmek lazım. Evet, saç dökülmesi olan kişiye saç ekilmez. Çok kısa şunu soracağım. Yani 22-23 yaşında döküldü. Hemen koşa koşa. Ekim yok. Tamam. Ona, bu çok önemli. Ona ne olur? Saç aşısı olur, saç botoksu evet. olur, mezoterapi olur, saç PRP'si bravo. Olur. Bunlar yapılır. Bu çok önemli çünkü. Saç dökülmesi bittikten sonra saçın artık daha dökülmüyor. Kel oldun. O zaman donör bölgeden saçı alıyorsun, getiriyorsun, buraya nakil ediyorsun. Bu saç tamam. ekimi. Peki bu donör bölgede yok. Saçın yoksa ya. Ne yapacaksın? Ya da alopecia areata dediğimiz para para aa, saçların döküldü. Bu çok döküldü. Önemli bir şey gelişme. Evet. Ve o bölgeye de saç ekiyorsun, tutmuyor. Veya yanık olmuş. Trafik kazası olmuş, hocam, olmuş, bu olmuş. Çok güzel bir şey bu anlattığınız. Tutmuyor saç, ya da ne eskiden olacak? Skarlarla yara izleri kalmış. Bravo. Bin tane saç ekilmiş insanlar onlar var. Onlar saç tutmaz. Saç tutmaz. Dikersin dökülür. Bu yöntemle tutuyor mu? Tutuyor. Ah, bir mucize bu. Tamam. Onu getiriyoruz, ne oluyor? Gerçekten çünkü bunlar sizin şey kendi bu. Saçınız değil. Bu saçları biz... Anladım, implant. İmplant. Ama nasıl implant? Aynen saç ekimi gibi derinin içerisine... Dikiliyor, ekiliyor ve bundan her seansta 2000 graft ekebiliyoruz. Burada 500 tane var. Bunun 4 katını düşünün. Çok iyi hocam. Peki kellikten kadın erkek kurtuldunuz. Fark ediyor mu? Hiç fark etmez. Fark etmiyor. Bir şey daha sormak istiyorum size. Uygulamanın biraz bize hani uygulamanın uygulama zahmeti nasıl? Var mı yok mu? Aynen. Sonrası öncesini bize bahseder misiniz? Peki çok hassas olan kişilerde sedasyonla uyutarak yapılıyor ama normalde lokal anesteziyle çok rahat bu yapay saç ekimi yapılabiliyor. Ay hocam, bu çok güzel bir şeyden lokal yapıyorsunuz, lokal anestezi. Oturuyorsunuz, siz filminizi izliyorsunuz veya Allah oturun Allah. Dersinizi çalışın. Arka tarafta pıtır pıtır ben pıtır pıtır arkadaşlarımız bu yapay peki, saçları... Peki ne zamandır uyguluyorsunuz hocam?
Bu sene. Bu sene başladınız. Bu sene. Nasıl dönüşümleri? Dönüşümler şöyle. Ben İtalya'da da evet, bu saç ekimini, yapay saç ekimini yaptım. Örneklerini de gördüm. Evet. Hastalar gayet memnun. Her sene %10 kadar bir kayıp var. Hı hı. Bu da şu anlama geliyor. 3-5 senede bir bu yapay saç ekimini yaptırarak gayet 20'li yaşlardaki saçınızla yani yaşadığınız gibi yaşayabiliyorsunuz. Peki uygulama yapılabiliyor mu? Fön, kesim? Yapılabilir ama o yuvarlak şey fön tarakları var ya. Evet. Onlarla değil. Hayır ama mesela erkekler saçını kestirecek. Bunlar uzuyor mu? Uzamıyor ki. Yapay saç bu. E peki uzayanlar, var olanlar uzayınca? Arada bir berbere gidip düzeltirin canım. Berbere gidip kestiriliyor. Aa, evet. Ya tamamen kelseniz, bakın Necati kadar kelseniz bir problem kere berbere yok. Gittiniz mi zaten bir yıl yırttınız demektir. Vallahi hocam aslında çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Aynen öyle. Bunu ne kadar işte düşünün 4-5 saatte, sene 4-5 saatte yaptırdınız. Ondan sonra 2-3 yıl kadar hiç kimseye doktora uğramadan gayet kendi saçlarınızla dolaşabilirsiniz. Çok güzelmiş. Havuza çok girebilirsiniz. Denize girebilirsiniz. İstediğiniz gidin bir sene dağda yaşayın. Saçlarınız hep sizde kalacak. Uzamayacak, kestirdiğiniz kıvamda da kalacak. İstediğiniz renge boyatabilirsiniz. Bizim rejide biçim beyler şimdi havaya uçtu. Soruyorlar saç ekimiyle maliyetleri aynı mı? Soralım diyorlar. Saç ekimine göre maliyeti 2 kat. 2 katı daha niye? Fazla. Niye? Çünkü birini kişiden alıp kendine ekerken maliyet yok. Sırf doğru, emek var. Çok doğru. Burada bir de saçın maliyeti var. Onun hı-hı, için maliyet 2 katı. 2 kat ama değer mi? Değer. Sosyal varlıklarız. İnsanların içine karışıyoruz. Derdimiz buysa canımız Ayşe, sağ olsun. Ayşe ne biliyor musun? Peruk takmaktan kurtuluyorsun. Tabii. Peruğa son. Temizledin, ettin, o zor. Aynen. Tabii. Peruk yerine kendi saçınız oluyor. Vallahi harikaymış. Bak şöyle göstereyim. Bunlar ekim değil mi? Evet. Ha. Bence yeterli. Yazık ama şimdi canı acıyacak. Hocam çok teşekkür yok, ediyorum. Acımaz. Her zaman bekliyoruz. Rica ederim. Bu harika bir yöntem. Elinize kolunuza sağlık. Kesinlikle Türkiye'de ilk. İlk. Sağ olun. Yine ilkler sizden yine oldu. Yine ilkler bizden ya. Olsun. Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu bizlerle birlikte oluyor. Her zaman olduğu gibi yine çok güzelsiniz, çok şıksınız. Söylemeden edemedim hocam. Ben bayılırım ederim. Meral Hanım'ın tarzına, tavrına. Biraz tabii ki ilim bilim konuşacağız ama bunu da söylemeden geçemedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Biz çalışıyoruz, mutluyuz. Bilgileniyoruz, bilgi dağıtıyoruz. Elimizden geldiğince. Hocam yaz geliyor tabii ki. Öncelikle şunu soracağım. Biz sellülit hep kozmetik olarak algılıyoruz. Aslında kozmetik değil, değil mi? Selülit hastalık. Hastalık. Yani genelde tabii daha çok estetik olarak estetik, düşünülüyor. Estetik, kozmetik, pardon. Ama bayağı hem de önemli hastalıklardan hı-hı, bir tanesi aslında. Nasıl bir hastalık hocam? Şimdi selülit kas dokusunu, yağ dokusunu, bağ dokusunu etkileyen bir hı-hı, hastalık. Hepimizin bildiği gibi normalde cildin pürüzsüz, düz olması gerekirken portakalımsı görüntünün ortaya çıkmasıyla ciddi nodüllerle, küçük irili ufaklı nodüllerle, çukurlarla karakterize bir tablo oluşturuyor. Hı hı. Aslında ana sebebi lenf drenajının bozulmuş olması. Yani kan dolaşımı mı oradaki? Şimdi vücutta iki kan dolaşımı var, hı hı, iki dolaşım var. Bir tanesi kan dolaşımı, bir tanesi lenf dolaşımı. Hı. Kan dolaşımının pompası kalp. Atıyor, çekiyor, atıyor, çeker, çekiyor. Evet. Lenf sisteminin de bir de bir dolaşım daha var, lenf drenajı. Lenf drenajı. Onun da pompası kaslar. Hmm. Kas kontraksiyonuyla, yer çekiminin etkisiyle lenf sıvısı aşağıya kadar geliyor. Kas kontraksiyonuna tekrar dönüp bebeklerden atılıyor. Lenf sıvısının dolaşımının bozulduğu durumlarda yağ hücresi normalde yağ salgılarını da atar. Hı hı. Atar. Fakat o lenf sıvısının dolaşımı bozulduğunda biriktiği için o yağ hücresinin ağzında yağlar birikir. Birikir. Ve o kistik oluşumu ortaya çıkartır. Ve lenf sıvısının da dolaşımını bozar. Hı hı. Ve kitle etkisiyle tabii orada kan dolaşımının da bozulmasına yol açar. Kan dolaşımı da bozulunca bu sefer kaslar da güçsüzleşir. Yani bakıldığı zaman mesela selülitli bir bacaktan işte hem kan dolaşımının bozulduğunu görürsünüz. Hı. Yüzeyel o dolaşım bozukluğu dediğimiz, yani. Evet onlar ortaya çıkar.
kaslar zayıflar. Seyitli hanımlarda genelde baktığımız zaman işte bacaklarda sarkma da görürsünüz. Sarkma da tabii. Yani aynı zamanda kaslar da zayıfladığı için yani sadece selülit değil beraberinde kas sarkması da ortaya çıkar. Zaten selülite baktığımızda Meral Hocam hani zayıf ve kilolu diye ayırt edemiyoruz. Selülit varsa var. Yani hani birebir kiloyla da alakalı değil değil mi? Değil. Bazen çok kilolu insanlarda. Hiç selülit olmayabiliyor. Hiç olmayabiliyor. Çok az olabiliyor. Hı hı. Genelde hızlı kilo alıp verişlerde veren kişilerde daha çok selülit ortaya çıkıyor. Bazen günde 8 saat fitness yapan kişilerde de hocalarda dahi baktığınız zaman fitness hocalarında da baktığınız zaman. Evet onu çok şaşırıyorum. Selülit'i görüyorsunuz. Çünkü genetik komponenti de var aslında. Doğru. Hormonal sebepler genetik de var. Yani selülite yol açan şey çok çeşitli sebeplere bağlı. Ailevi bir kere genetik faktörler çok etkin. Onun dışında hormonal bozukluklar. Şimdi onu soracaktım hocam. Hormonal bozuklukların etkisi var mı diyecektim. Tabii mesela östrojen hormonu çok önemli. Özellikle bu premenopozal dönemde yani adetlerin o düzensizleşmeye başladığı 5 yılda hanımlarda bir anda işte bacaklarda şişme, ödem ve selülit ortaya çıkıyor. Östrojen hormonunun seviyesinin işte düşmesi. Sonra alınan hormonlar, östrojen hormonları bunlar hep tabii selülite ortaya çıkartıyor. Çok onun doğru. Dışında mesela tiroid bozuklukları da yine selülite ortaya çıkartıyor. Tabii. Yani tiroid selülite kadar etkileyebiliyor değil mi? Etkileyebiliyor. Tiroidin etkilemediği bir şey neredeyse yok gibi. Peki hocam ben bir şey merak ediyorum. Yani olsun diye demiyorum. İyi ki onlarda olmuyor ama erkeklerde niye daha az görüyoruz selülite? Erkeklerde çok daha az görüyoruz. Bunun sebebi erkeklerin kas dokularının ve bağ dokularının çok daha güçlü olması kadınlara nazaran ve tabii hormonal açıdan da. Testosteron ve o zaman koruyor onlar. Yani o testosterondan şanslılar. Daha şanslı. Mesela şey dönemi de tabii hamilelik sonrası da selülit artabiliyor. Çünkü orada hangi hormonumuz devreye giriyor hocam? Orada da östrojen giriyor. Düşmesi, yükselmesi. Onlar da hatta bu IVF tedavilerini gören hanımlar çok iyi bilirler. IVF tedavisi nedir hocam? Tüp bebek yani. Fertilite tedavisi görürken hormon veriliyor hanımlara. Hepsitos hormon veriliyor. Bazen mesela ilk denemede başarılı olmayabilir. İkinci, üçüncü denemede de başarılı olabilir. Düşünün yani işte kadar belli aralıklarla hormon alıyor. Ondan sonra bir bakıyorlar ki bir anda selülit gelişmiş. Özellikle bacaklarda tabii. Yani karında, popoda da olabilir ama daha çok bacaklarda ve kol içlerinde oluyor. Çok sık olarak ortaya çıkıyor. Peki hocam tabii. Şimdi siz anlatırken hani aklımıza gelebilecek soruları seyircilerimizle düşünüyorum. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Biraz önce şey dediniz çünkü hani erkeklerin kas yapısıyla çok alakalı. Evet. Yani bu anlamda kasımızı güçlendirdiğimizde gerek sporla gerek özel fitnessla çalışarak birazcık da olsun selülite savaş açmış olabiliyor muyuz? Olabiliriz tabii. Değil mi? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi onun için de mesela genç hani çocuklar işte kızlar genç kızlık dönemine girdiklerinde bu ortaokul lise dönemlerinde işte voleybol ve basketbolu yani uzun kasları çalıştırıcı olan sporlar selülite engeller. Mesela bir diğer folklor. Folklor da mesela selülite ben de çok severim. Çok engelleyici bir spordur. Gelişme döneminde çünkü ergenlikte de %12 oranında ergenlikte selülit ortaya çıkıyor. Yani yüksek bir oran aslında. Onun için de çocukların bu İşte 12 ile 13 yaşlardan itibaren 18 yaşlara kadar her türlü spor yapmaları uygun ama özellikle voleybol, basketbol, folklor, dans, bale mesela bunlar selülitü çok engelleyici sporlar. Sporlar. Peki aynı zamanda ben şunu da görüyorum. O yüzden siz tabii ki bu konuda profesör olmuşsunuz. Bizim için eğitim almışsınız ama bizler selülitten kurtulabilmek için yöntemler arıyoruz. İşte masajlara mı gitmek dersiniz? Özel kremler mi kullanmak dersiniz? Ama acaba bunların sebep sonuç ilişkisini doğru kurabiliyor muyuz diye size sormak istiyorum. Evet. Yani selülit tedavisi, doğru bir selülit tedavisi nasıl olması lazım? Ya da bizim siz artık çok görüyorsunuzdur. Yanlış uyguladığımız şeyler neler? Bize bahseder misiniz ki yapmayalım onları? Evet. Şimdi ben aslında uzun zamandır fizik tedavide ben senelerdir selülit tedavisini de
çok aktif olarak uygulayan bir hekimim. Dolayısıyla selülit konusunda bayağı bir tecrübem oldu bu kadar sene içerisinde. Şöyle söyleyebilirim, tabii bu seneler içerisinde ne bileyim bir 17-18 sene öncesiyle şimdiki arasında tedavi sistemleri arasında fark var. Tedavi sistemleri, yeni tedavi sistemleri geldi aslında. Öyle mi? Hanımlar bilirler yani bu seneler içerisinde. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir takım sistemler var. Bunlar normalde dolaşım bozuk olduğu için selülit daha yaygın oluyor ya. Evet hocam. Bu mekanizmaya dayanarak hani içeriği cilt altına çok aşırı ısıtalım, ısıtarak selülite giderelim şeklindeki cihazlar ortaya çıktı. Ve bununla ilgili bir sürü sistemler var. Ben bu sistemlere çok fazla katılmıyorum. Çünkü cildin altını işte çok ileri derecelerde ısıtmanın yan etkileri ortaya çıkabiliyor sonradan. Neler mesela hocam? İşte damarlarda problemler ortaya çıkartabiliyor. Ve ani ısıtıp soğutmaların bu tarz ben insan mekanizması için çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Bir şok hali. Şok hali. Onun yerine masajla şeyi ısıtır. Kasları ve kas dolaşımını ve lenf dolaşımını ve bağ dokuyu güçlendirir. Çünkü bağ dokusunun da zayıflığı söz konusu. Söz konusu çok doğru. Onun için mesela ben masajı çok destekliyorum. Destekliyorsunuz. Ben de çok destekliyorum. Masaj çok faydalı ve hep söylüyorum. Herkese de çok kadın sevindim. Erkek düzenli olarak masaj yaptırmak genel sağlığımız açısından, selülit açısından, toksinlerin atılması açısından çok faydalı. Dolayısıyla bir selülit tedavi programı İlk önerdiğiniz şey herhalde masaj değil mi hocam? Tedavi programı içerisinde masaj bir kere muhakkak olmalı. Muhakkak şart. Yani, başka neler olması lazım? Bunun dışında baktığımız zaman masaj olacak artı masajla beraber ne uygulayabiliriz zararlı olmayan? Zararlı olmayan ultrason sistemleri uygulayabiliriz. Onun ısıtıcı olan, ultrasonun bir ısıtıcı tipi var. Evet. Bir de bizim kavitasyon dediğimiz yağları parçalayıcı tipi var. O tipi çok az olarak ama çok az düşük dozda İşte o çok önemli. Uygulanabilir. Ehil el diyoruz onlara. Çok önemli. Bir de en önemli şey, yani masajla beraber selülitte en önemli şey bir de lenf drenaj. Dolayısıyla masajın aslında normal masajın dışında lenf drenaj içeren bir masaj türü olması gerekir. Biz lenf drenajını hem cihazla yapabiliriz hem elle yapabiliriz. Şimdi normalde bizim Türkiye'deki eğitime bakıldığımızda lenf drenaj eğitimi aslında çok yaygın değil. Evet, çünkü çok bilerek yapılması gereken bir şey bu. Eğer lenf drenajını yanlış yaparsanız ne olur? Lenf akımının dolaşımını bozarsınız. Daha da fazla selülit olur. Hem artı hem de bağışıklık sistemi açısından önemli bir sistem. Lenf sistemi. O açıdan da sakıncalı olabilir. Onun için hem cihazla, lenf drenajını cihazla uygulanan sistemler var. Evet. Elle uygulayanlar var. Eğer siz lenf drenajı emin değilseniz sisteminizdeki kişilerin lenf drenajını çok iyi yaptığına, elle iyi yaptığına, cihazla lenf drenaj sistemlerini kullanabilirsiniz selülit tedavisinde. Yani eğer bunu yapan ki bunu bizim ekip içerisinde fizyoterapistlerimiz uyguluyor lenf drenaj eğitimini, ama şu anda bunu eğitimini alan diğer masöz grupları da var. Yani çok iyi yapılması gerekiyor elle yapılıyorsa. Eğer elle yapılmıyorsa işte lenf drenaj artı işte normal masajla devam edilebilir. Tabii bunlarla beraber ne yöntemlerimiz var? Bir de kasları güçlendirmemiz gerekiyor. Yani biriken o lenf sıvısını attık lenf drenajla. Evet hocam. Kasla masaj yaparak içeriği ısıttık. Isıtıp bir de masajla ısıtıp ve masajla ısıtırken bazı özel yağlardan da faydalanabiliriz. Şimdi bir sürü mesela dolaşımı düzenleyici, içinde biberiyor olan, işte bir sürü biliyorsunuz bunları istemiyorum, yağlar var. Evet. Aslında bu yağlar da faydalı. Faydalı ama yine doğru eller tarafından. Ama doğru eller tarafından yapılması gerekiyor. Masajı yanlış yaparsanız eklem dolaşımını da bozarsınız. Çünkü masajın, çünkü lenf akımının bozulduğu durumların ileri seviyelerinde ağrı da oluyor. Çok doğru. Hatta huzursuz bacak sendromuyla falan da karışabiliyor biliyorsunuz. Evet. Dizin o kenarında ağrı ortaya çıkartabiliyor. Diz eklemini bozup diz kireçlenmesine yol açabiliyor. Yanlış masajlar yağları yanlış toplayabiliyor. Şimdi bakıyorsunuz mesela sırt masajı yaptıran bir hanım var. İşte 10 yıldır sırtında tam ensede bir yağ kitlesi oluşmuş. Ya da mesela dizinin yan kenarında bir top, yağ topu oluşmuş. İşte bunlar hep yanlış yapılan masajlarla. Tabii dizin yanındaki yağ
kitlesi selülitten dolayı da olabiliyor. Çok doğru. Yani dolayısıyla çok ağrılı da olabiliyor. Onun için mutlaka hani aslında uzun süreçli bir soluklu bir program bu. Hem doğru yapılmalı hem de kasları da aynı zamanda güçlendirmeli. Eliniz kollarınız dert görmesiniz. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Efendim sevginiz bol olsun. Sevdikleriniz bol olsun. Bol bol tatlı sofralarınız olsun. Mantı da olsun. Hoşçakalın.